Manşete hoş geldiniz. Bugün seçim gecesi ve öncesi sonrası yakın planda senaryolarına bakmaya çalışacağız. Bu konuda Timur Kur'an son derece düşündürücü iki tweet attı ve o tweet üzerine, o tweet mesajları üzerine, o düşünceler üzerine biz de kendi düşüncelerimizi, analizimizi paylaşacağız. Bugün ayın 13'ü yani bir ay bir gün sonra 14 Mayıs seçim var. Açıkçası Ramazan bayramına kadar bir hareketlilik beklemiyorum. Önümüzde yaklaşık bir haftalık süre var. Hemen arkasında yani bayram ve sonrasında yaşanacak gelişmeler, seçime doğru 15-20 gün son derece kritik o dönem yaşanacak gelişmeler elbette seçimde kararsızların veya hangi partiye oy vereyim, hangi lidere oy vereyim diyenlerin oylarını belirleyeceği de bir süreç. İşte o seçmene dönük, o kararsız seçmene dönük, o ortadaki seçmene dönük, e, kimi faaliyetleri de biz e, son 15-20 günde göreceğiz. Seçim gecesi son derece önemli. Bir de seçim sonrası var. E, büyük olasılıkla bu seçim ikinci tura kalacak. Öyle görülüyor şu anda. E, durumlarda bir değişiklik olmazsa e, ve bu ikinci turda yani ilk iki tur yani birinci turla ikinci tur arasında 15 gün var. Dolayısıyla bir e, seçime kadar ne olduysa veya seçim gecesi ne olduysa ikinci tura kaldığında o 15 gün son derece kritik önem arz edecek ve elbette ikinci tur, ikinci tur ve sonrasında yaşanacaklar. Yani Türkiye açıkçası Ramazan bayramından sonra son derece kritik bir, bir buçuk aya girecek. Öyle görülüyor. Ee, yayınlarla bunu kovalamaya, anlama, anlamlandırmaya çalışacağız ama çok hareketli, çok kafa karıştırıcı ve son derece kritik bir süreç olacak Türkiye'nin özellikle yakın geleceği açısından. Bu ekonomik ve siyasi belirsizlikler bitecek mi, bitmeyecek mi, devam mı edecek bir süre bütün bunların hepsini anlayacağımız, anlamlandırabileceğimiz bir süreç olacak. Şimdi bugüne gelindiğinde AKP yola çıktı ve işte seçim beyannamesini, ilkelerini, vaatlerini açıkladı. E, adaylarını açıkladığı bütün partiler olduğu gibi e, Millet İttifakına baktığınızda her ne kadar vozurdamalar, bir takım çatlak sesler çıksa da Millet İttifakında bir birlik bütünlük görülüyor. En azından Kılıçdaroğlu etrafında bir kenetlenme var. Fakat Tayyip Erdoğan cephesine baktığınızda Cumhur İttifakında bu yok. Yani Tayyip Erdoğan etrafında bir kenetlenme olmadığı gibi e, aday listelerinde de Dört parçalı, beş parçalı durumlar söz konusu. Tayyip Erdoğan AKP listelerinde sadece Hüdapar adaylarına yer verdi. Onun dışında Yeniden Refah, Büyük Birlik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi kendi listeleriyle çıktılar. Haliyle dört parçalı, beş parçalı bir durum söz konusu. Ha Bir de Demokrat Sol, Demokratik Sol Parti'den, Ecevit'in eski partisinden genel başkana bir yer açıldı. Eğer illa sayacaksak, onu da bir yere koyacaksak o da gittiği gittiği her yerde protestolara vuruyor ya neyse. Yani düne kadar kimse Demokratik Sol Parti diye bir partinin varlığından habersizken e, onun genel başkanı kimse, öyle bir adamın e, var mı yok mu böyle bir genel başkan e, gerçekten varlığından ve kimliğinden habersizken şimdi bunları konuşur oldu. AKP listelerine baktığınızda da yıldız isim yok. Dikkat çekici isim yok. Yani konuşulan 2-3 isimse görüyorsunuz, izliyorsunuz, takip ediyoruz. İşte Hulki Cevizoğlu gazeteci olarak veya işte araştırmacı olarak, ekran yüzü olarak işte savcı sayan konuşuluyor. Melik Gökçek'in oğlu Osman Gökçek konuşuluyor filan. Şebnem Bursalı konuşuluyor filan. Yani son derece low profile, düşük profilli ve gerçekten çok fazla mahallede bir itibarı olmayan isimler yıldız da çıkartamadı. Listelere bakıyorsunuz. Şimdi AKP üç dönem kuralını da hayli yayarak geniş tutarak uyguladı bu defa. Bu defa yani sadece üç dönem kuralına değil aradaki bekleme sürelerini kullanan bekleme süresini geçirdikten sonra tekrar aday olmayı düşünen insanların da önünü kesti ve. E, bambaşka bir 600 adayla ortaya çıktı ve Erdoğan e, bakanlarını da sahaya sürdü. Onla, onların işte seçim çevrelerinde bakanlık gücüyle de etkili olabileceğini hesaba katarak adeta işte tüm askerlerini bir anlamda sahaya sürdü. Bir biçimde e, öne çıkmaya veya bir biçimde oylarını tekrar e, elde etmeye, oylarını korumaya en azından çalışıyor. Vaatlerine baktığınızda e, herkesin söylediği şey ve gördüğü şey o ki Muhalefeti kopyalıyor. Muhalefet ne derse aynını veriyor. Veya hani eskiden Demirel'in yaptığı gibi... ...o ne veriyorsa ben beş fazlasını veriyorum gibi bir kampanya götürüyor. Ajandasında planlanmış olan bir takım törenler... ...veya bir takım açılışları da uyguluyor ama... ...onun artık bir karşılığı yok. Yani bundan birkaç ay önce planlanmış bir takım lansmanlar... ...gösterimler, açılışlar... Şu anda işe yaramıyor. Nedir o? Mesela Togun e, devreye sürülmesi gibi heyecan uyandırmadı. Nedir o? İşte mesela uçak gemisi diye sunulan esasen bir çıkarma gemisi. O da gereken heyecanı uyandırmadı. Ve belli ki savunma sanayii e, alanında daha başka açılışlar da yapacaklar ama e, oradan da istenen netice alınamayacak. Bütün bunların hepsi birkaç ay önce planlandığı için vakti geldiğinde uygulamaya konuyor ama birkaç ay önce planlanırken. Ee, sonuç alabileceklerini düşündükleri bu hamleler şu anda akim kalıyor. Şu anda adeta e, maksadının aksiyle bir netice veriyor. Böyle de bir durum söz konusu. Yani gerek aday listeleri itibariyle gerek ittifakın içinde bulunduğu durum itibariyle gerek vaatleri itibariyle Erdoğan e, yapabileceği her şeyi yaptı ama e, bunu bir türlü oya tahvil edemiyor kendi oyu 40 42'yi geçmiyor. Tüm kamuoyu araştırmalarında partisinin oyu da 30 35'e çakılmış durumda. Onu artıramıyor. Artıramadığı için de muhalefeti bölmeye en azından ikinci tura böyle bir yapıda gitmeye çalışıyor. Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı işte iç ve dış dinamikler Erdoğan'ı indirmeye çalışıyor demişti. Ben buna katılmıyorum. İç ve dış dinamikler Erdoğan'ı orada tutmaya çalışıyor sanki. İç dinamikleri biliyoruz. İşte Muharrem İnce İyi Parti'de yaşananlar öbürü belki. Dış dinamikler de bir anlamda gelişmeleri en azından izleyerek, bir şey yapmayarak belki de buna yol açıyor, yol veriyor. Dış dinamiklerde en önemli unsur Rusya. Putin'in desteğini almaya çalıştı Erdoğan. 27 Nisan'a bir Akkuyu'da açılış planladı ama Putin gelmeyeceğini bildirdi. Putin'in gelmeyeceği de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından açıklandı. Erdoğan genel sekreteri, ...ve özellikle dış politika konularında... ...belki Dışişleri, dışişleri Bakanı'ndan daha çok güvendiği... ...İbrahim Kalın'ı önce Amerika'ya ardından Moskova'ya gönderdi... ...ama umduğu sonucu alamadı. Kulisler öyle ki her iki yerden de... ...her iki başkentten de İbrahim Kalın eli boş döndü. Bakalım şimdi bugün Sözcü Gazetesi birinci sayfada... ...Erdoğan'ın vaatleriyle Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini yan yana koymuş... ...siz de listelerde görüyorsunuz Kılıçdaroğlu ne söylemişse... Erdoğan onu vaat etmiş görünüyor. Böyle bir durum söz konusu. Yine Erdoğan mülakat kamuda mülakatı kaldıracağız dedi. İşte kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralama, sıralamasına göre yapacağız. Bu şekilde de bir afiş hazırlandı. Doğru adımlarla yola devam filan. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu Önce mülakatla torpille bütün gençleri sakatla sonra seçime sayılı gün kala benim projelerimle kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Nasıl demesin ki gerçekten e, Kemal Kılıçdaroğlu'na gollük paslar veriyor Erdoğan adeta onun vaatlerini kendi vaatleri gibi sunarak. Mehmet Barlas sabah gazetesinde salı günü yazdığı yazıda yazının sonunda Erdoğan'ın çok rahat olduğunu söyledi. Ve tabi elbette orada Muharrem İnce'ye de bel bağlıyorlar muhtemelen. Böyle bir ortamda diyor Mehmet Barlas Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hem kendisinin hem de partisinin oylarını artırıyor. Bugüne kadar Erdoğan üst üste 16 seçim kazandı. Hepsini yakından izledim. Hiçbir seçimde Erdoğan'ı bu kadar rahat görmedim. Acaba neden birazdan ona bakacağız birazdan ona bakacağız ama e, ironi mi yapıyor Mehmet Barlas veya iç, olması gerekeni mi söylüyor yoksa gerçekten öyle mi? Bunu anlamamız lazım ama gerçekten evlere şenlik e, Erdoğan'ın seçim beyannamesinde en dikkat çeken konu e, kamuya işe alımlarda mülakatı kaldıracağını söylemesiydi. Ve bunu bir seçim vaadi olarak söyleme söylemesiydi. Yani zannedersiniz bin yıllık muhalefet lideri. Hani bunu Kılıçdaroğlu söylediğinde bir anlamı var. Diğer liderler söylediğinde bir anlamı var. Fakat Erdoğan'ın söylemesi tuhaf değil mi? Bugüne kadar bununla iş tutmuşsunuz. Kamuya on binlerce yüz binlerce alım yapmışsınız bu yolla. Kendi taraftarlarınızı partilerinizi yerleştirmişsiniz. Liyakat esası tamamen rafa kalkmış hemen her yerde. Üniversite rektörlerinden dairelere şubelere kılcalda en alt birimlere kadar, bucaklara kadar köylere, nahiyelere kadar bu durum uygulanmış il, ilçe örgütleri aracılığıyla, marifetiyle bu elbette partiyi de bir anlamda e, panikletecek bir şey. Yani e, parti bununla iş tutuyor uzun yıllardır partililer bile birbirine bakmıştır Allah Allah sen mülakatı kaldırıyorsun ama ne yapacağız biz bundan sonra liyakat esası getirirsen biz nereye nasıl adam sokacağız tabi bu konuşuluyor ama bir de şunun sorulması icap ediyor. Yahu sen niçin seçim vaadinde bulunuyorsun? Yani şu anda iktidardasın ve kararnamelerle ülkeyi yönetiyorsun. Yayınlarsın bir kararname, bütün mülakatları kaldırırsın. Liyakat esastır, yazılı sınavlar esastır dersin. Biter gider. Yapsana bugün şimdi. Ya bunun için seçimi kazanmayı beklemeye ne gerek var? Seçim vaadinde bulunmaya ne gerek var? Bu da ayrı bir ironik durum. Leman'ın yeni kapağı bu dergi size pahalı geldi mi reis sayesinde evet geçtiğimiz haftanın sembol kampanyasıydı ve bu kampanya Leman'a da kapakta böyle ilham verdi. Şimdi geçelim seçime doğru ve seçim gecesi senaryolarına. Profesör Timur Kur'an ki kendisi Amerika'da ...Türk-Amerikan profesör olarak geçiyor. Ekonomi ve siyaset bilimi alanında uzmanlığı olan... ...69 yaşında bir isim. Amerika'da yaşıyor. Ve son derece deneyimli ve analizleri dikkat çekici. Genelde İngilizce tweet atıyor ama... ...attığı Türkçe tweetlerde enteresan senaryolara dikkat çekmiş. Şimdi ona bakacağız. İlk senaryoda diyor ki... ...seçime doğru... Mesela diyor yapay zeka kullanılarak bir takım videolar, bir takım e, sahte e, bilgiler veya e, kurgu, montaj, e, üretimler devreye sokulabilir. Mesela bu Kılıçdaroğlu ile ilgili olabilir. Kılıçdaroğlu bunu temizleme temizlemeye çalışana kadar, bunu düzeltmeye çalışana kadar veya muhalefet bunun doğrusunu ortaya ko koymaya çalışana kadar diyor atı alan Üsküdar'a geçebilir böyle şeyler yapabilirler yani seçime 3 5 gün kala bir hafta kala bir şeyi dolaşıma sokup bununla algıyı zehirleyip sonuç alabilirler. Siz bunu düzeltmeye çalışırken de o arada seçim olmuş bitmiş olur. Fakat ikinci e, tweetinde, ikinci uzun tweetinde yani sağdaki bölümde daha enteresan bir şey söylüyor. Aynen okuyacağım diyor ki Kılıçdaroğlu'ndan fark yiyeceğini gö gören iktidar seçimi hileyle lehine çevirmeye çalışır. Ama hile yapması emredilen YSK'nın üyelerini korku salar, sarar. Ya halk ayaklanırsa ya hileye rağmen iktidarın el değiştirmesi önlenemezse bu tür düşüncelerle üyelerin bir bölümü iktidarın oyununu bozarlar. Son çare olarak iktidar zor kullanmaya karar verir ne var ki güvenlik güçlerinin bir bölümü yine iktidarın el değiştirmesinin önlenemeyeceği düşüncesiyle emirlere uymazlar. Kısacası, Millet İttifakı'nın sandıktaki başarısı karşısında iktidar çözülmeye başlar. Korkudan ya da menfaat için iktidarı ayakta tutan kişiler geleceklerini düşünerek saf değiştirirler. Bu da gene seçim gecesine dönük bir senaryo. Şu anda da zaten bunun emarelerini görüyorsunuz. Bir grup bürokrat beklemede bir takım işler beklemede seçim bekleniyor. Seçim sonrasında oluşacak tablo bekleniyor. Bir grup bürokrat yaptıklarını temizlemeye çalışıyor. Bir grup bürokrat da bir takım kararlarıyla birilerini ateşe atıyor. Yani bu saf değiştirmeler veya bu kıpırdanmaları şu anda da yaşıyorsunuz. Timur Kuran da onu söylemiş. Siz zannediyor musunuz ki YSK, asker, polis, jandarma son dakikaya kadar emirleri dinler. Baktı ki rüzgar döndü değişiyor. Onlar da artık bir süreden sonra emirlere uymamaya başlarlar diyor. Halk ayaklanmasına da dikkat çekmiş. Yani halk sandıklara sahip çıkar ve sonuçların arkasında durursa muhalefetin kazanması durumunda muhalefeti destekler ve iktidarın bir şekilde sandık gaspının önüne geçerse diyor. Bunun karşısında ne YSK ne de güvenlik güçleri durabilir. Son derece yerinde uyarılar bunlar. Dönelim. Yeni Yaşam Gazetesinin bugünkü manşetinde Gülten Kışanak, Kürt annelerin oyları boşa gitmemesi için kullandığı ip yöntemini yazmış. İpler hazır mı diye soruyor. Yeni Yaşam manşetinden mühim bir şey söylüyor. Çünkü oy pusulasında onlarca parti var ve e, HDP Yeşil Sol Parti adı altında e, şeye giriyor, seçime giriyor. Dolayısıyla e, Kürt annelerin okuma yazması olmadığı için veya Türkçe bilmedikleri için. Ee, bilseler dahi belki de işte hangi parti olduğunu ambleminden tanıma veya yerini bulmada güçlük yaşayabilecekleri için her ilde oy pusulaları örnek oy pusulaları üzerinden iple o oy pusulasının başından hangi e, nereye işte evet mührü basılacaksa oraya kadar uzatılıyor ve e, işte ölçüsü tespit ediliyor ve o iplerle şeye gidiyorlar e, kadınlar. Ee, okuma yazması olmayan veya tam olarak nereye mührü basacağını bilmeyen kadınlar ve o iple ölçerek e, oy pusulasını ona göre oy kullanıyorlar. Bu Kürt siyasal hareketinde daha önce defalarca denenmiş bir yöntem ee, bir biçimde ne olursa olsun partide değilse amblemde değişse, oy pusulasındaki sırası da değişse. Ee, seçmeni okur yazar olmasa da bu konuda deneyimli olmasa da öyle bir örgütlenmeyle insanlar insanların oy kullanması temin ediliyor ki gerçekten akıllara durgunluk veren yöntemler. O yöntemlerden en etkilisi de ip yöntemi. İpler hazır mı diye sormuş Gültan Kışanak. Evet. Sinan Oğan Halk TV'de enteresan bir açıklama yaptı ve dedi ki ben Kılıçdaroğlu'nun oylarını almıyorum. MHP kökenliyim daha ne diyeyim? Burada kastettiği ben Cumhur İttifakı'nı bölüyorum. Ee, bir anlamda da tabii Muharrem İnce'ye dönük öfke, e, Muharrem İnce'nin adeta bir nefret objesi olmasını da gözlemliyor Sinan Oğan. Ee, Sinan Oğan'ın e, Muharrem İnce e, gibi aklını kaçırdığını, e, gelişmeleri, e, şahsi çerçevede okuduğunu falan zannetmiyorum. Daha mantıklı ve akıllıca bakabilen bir noktada. Belli konularda birlikte hareket ettiği Ümit Özdağ'dan bile ayrıştığını düşünüyorum. Fakat burada Halk TV'de sarf ettiği cümle önemli. Cumhur İttifakı'nı böldüğünü, MHP'nin oylarına talip olduğunu söylüyor ve kesinlikle Millet İttifakı'ndan kendisine oy gelmeyeceğinin altını çiziyor. Bu da onun misyonu konusunda gerçekten bir kere daha düşündürüyor. Tabii biz kendi sözlerinin yalancısıyız ayrı bir konu. O arada beyin yakan bir görüş Ahmet Taş getirenden geldi. Zulme varan adaletsizlikler, kamu malına çökmeler karşısında neden sesiniz çıkmadı? Kim karşı çıktı adaletsizliklere diye cemaatlere seslenmiş Ahmet Taş getiren. Sen de oradaydın çökülürken. Adaletsizlikler yaşanırken şimdi mi aklın başına geldi diye soruyor insanlar. Diyecek söz bulamıyorum yani. Beyin yakan analizler, beyin yakan cümleler bunlar. Fakat beyin yakmayan Bilakis aslında ne olduğunu anlatan bir takım itiraflar da var. Aytun Çıray İyi Parti'de e, listeye konmadı. E, temayül yoklamalarının e, dikkate alınmadığını söyleyerek ee, i̇yi parti ile bir anlamda genel merkezle köprüleri attı. Hala iyi partide siyaset yapıyor ama e, ayrıştı. E, fakat e, uzun attığı Twitter mesajında enteresan bir ifşaatta bulundu ve dedi ki e, bu ilk 15 Temmuz'dan sonra kurulan e, komisyonda, meclis komisyonunda e, emniyetteki fetöcüler nasıl temizlenir diye generallere sormuş ve İdris Naim Şahin kimleri aldıysa kimleri atadıysa tamamını görevden atarak başlayın demiş. Bunu Süleyman Soylu'ya da iletmiş hem sözlü hem de yazılı olarak ve Süleyman Soylu da hepsini görevden almış. Yani bir anlamda o dönem kıyımın mimarlarından veya kıyıma sebep olan isimlerden biri listeleri veren veya o konuda yol gösteren biri olarak da kendini kayda geçirdi Aytun Çıray bir siyasi mücadelede, bir siyasi çatışmada, bir siyasi kavgada ortaya çıkan gerçekler ama önemli gerçekler bunlar. Mahallede bir takım isimler üzerinden işte Sadullah Ergin, ne bileyim Hasan Cemal, Cengiz Çandar üzerinden değişik bir yaftalama ve değişik bir polemik yürüyor. Sadece bir örnekle ben bu konudaki görüşlerimi söyleyip geçeceğim. Mesela Bir Gün Gazetesi, AKP'nin fikri her partide milletvekili adayları AKP zihniyetinin ülkeyi adeta teslim aldığını net bir şekilde ortaya koydu. Deva Gelecek İyi Parti ve Yeşil Sol Parti'nin gösterdiği adayların bazıları AKP'nin bütün günahlarının ortağı demiş ve Hasan Cemal ile e Tayyip Erdoğan'ın uçakta çekilmiş bir fotoğrafını da basmış. Hasan Cemal Tayyip Erdoğan'la bu uçakta bu fotoğrafı verdiğinde hemen herkes o uçaktan geçiyordu ve hemen herkes Tayyip Erdoğan'la söyleşilerini gazetesine basıyor, televizyonunda anlatıyordu. Ee, buna ben gene aynı bir günün İzmir'de ince Seli manşetiyle e, cevap vereceğim. Ee, bana sorulmuş bir soru değil ama dikkatimi çeken bir konu olduğu için işte İnce bundan 5 yıl önce il il geziyordu, meydanları dolduruyordu ve demeçleri bir gün başta bütün muhalif medyada manşetlerden giriyordu. İşte İzmir'deki topladığı kalabalıkta, İzmir'de ince seli olarak işte bir günde böyle manşet olmuştu. Şimdi ne yapacağız? İnce vatana ihanetle suçlanıyor. ince nankörlükle suçlanıyor. Oyun bozanlık suçlanıyor. Kendini düşünmekle suçlanıyor. saraya çalışmakla suçlanıyor. ne bileyim sarayın onu rehin aldığı söyleniyor. Sarayın onu esir aldığı söyleniyor. Bir sürü rivayet var ve e, şu anda elim kırılsaydı da İnce'ye oy vermeseydim diyenler var. Ve işte o grubun okuduğu gazetelerden biri bir gün bir günde o zaman böyle manşet atmış. Ne yapacağız? Bir dönem siz İnce'ye destek verdiniz, oy verdiniz diye ki bu olabilirdi. O günün koşulları içerisinde bu belki doğruydu. Şimdi... E, e, bir dönem destek verdiğiniz için sizi yerin dibine mi batıracağız? İnceyi yerin dibine batırdığımız gibi. Kişilerin ya da partilerin politikalarına verilen destek sizi ilelebet onlardan yapmaz. Sizi ilelebet onların bütün sorumluluklarını veya yaptıklarını paylaşmak durumunda bırakmaz. O bütün yaptıklarına, bütün günahlarına ortak etmez. Bir dönem Hasan Cemal, Cengiz Çandar iktidarın politikalarına destek vermiş olabilirler o gün o iktidarın politikalarına, o günkü konjonktür çerçevesinde bakmak lazım. Ve bu isimler 10 yıldır hayır diyorlar Erdoğan'a ve AKP'ye. 10 yıldır, en az 10 yıldır hayır diyorlar. İzzet Özgenç paylaşmış. Türkiye'de suç teşkil eden şu ara genel af, işte KHK'lılara af falan gibi şeyler Yani KHK'lılara affın ötesinde genel af gündemde. Bu Cumhurbaşkanı'na da çünkü Kanal D, CNN Türk ortak yayınında soruldu. Ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Ee, bir anlamda kendini bağladı ama önümüzdeki bir ayda bu konuda düşüncesini değiştirir mi? Ya da muhalefetten benzer bir şey gelirse kendisi de ben de veriyorum falan der mi bilmiyoruz ama en azından dün akşamki yayında bu konu soruldu. Üstüne basa basa soruldu ve hayır dedi. Yani böyle bir şey düşünmediğini söyledi. İzzet Özgenç ceza hukukçusu mevcut ceza kanununda mimarlarından diyor ki Türkiye'de suç teşkil eden somut bir fiil isnadı olmaksızın sadece düşüncesini dışa yansıttığı için soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulmuş ve mahkum edilmiş çok sayıda kişi olduğu muhakkaktır. Bu haksızlıkların önüne geçmek için af değil, hukuka geri dönülmesi yeterli olur. Ben hukukçu değilim, ceza hukukçusu hiç değilim, profesör doktor değilim, bir İzzet Özgenç değilim. Onun engin ilmi, onun engin e, hukuk bilgisi yanında benimki hikaye. Fakat aklın yolu bir. Evrensel kaideler ortada ve Türkiye'nin yasaları anayasası ortada. 2016-15 Temmuz'undan bu yana dilimizde tüy bitti. Mevcut yasaları uygulayın içeride kimse kalmaz diyoruz. Suçun şahsiliğini kanunların geriye yürümezliğini işletin içeride bir tane siyasi suçlu kalmaz diyoruz. Bu olmadığı için de içeride on binlerce siyasi suçlu var. Bunun için dolayısıyla yani hukuka dönülmesi yeterli. İzzet Özgenç de bunu söylemiş. Hukuka, demokrasiye geri döndüğünüzde gerçekten genel affa gerek yok. Mühim olan bu yani. Şimdi bakın nasıl olmasın ki? Son bir örnek. Ee, Twitter'da işte isimsiz anonim bir hesap paylaşmış ama belge doğru. Sağlık Bakanlığı diyor. KHK'lı olduğum için bana iyi hal belgesi veremeyecekmiş. Ne KHK'ymiş kardeşim sanki insanlıktan ihraç olduk diyor. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dışişleri Genel Müdürlüğü iyi hal belgesi talebi hakkında bu şekilde cevap vermiş. Diyor ki bakanlığımız tarafından yapılan araştırma sonucunda 2000, Ekim 2016'da bilmem ne sayılı KYK ile kamu görevinden çıkarıldığınız tespit edildiğinden adınıza good standing yani iyi hal belgesi düzenlenememektedir. Yani bana bir iyi hal kağıdı ver ki ben bununla dünyaya çıkacağım diyene de izin vermiyor. Şimdi böyle bir sistem haliyle genel af şu bu filan gerekmiyor ve hukuka dönülmesi yeterli. Bir kere daha söylüyorum. İki kuralı işletin içeride kimse kalmaz. Suçun şahsiliği kanunların geriye yürümezliği. Yeter. Ha genel af söylentisi olacak mı? Seçime kadar olacak. Muhalefet bu konuda bir adım atabilir mi? KYK'lılarla ilgili genel afla ilgili. Atabilir. İktidar bir şey söyleyebilir mi? Söyleyebilir. İhtimal dahilindedir. Düşük bir ihtimal ama ihtimal dahilindedir. Bu olması gerekir mi? Evet olması gerekir. Fakat kısa orta vadede çok fazla imkan ihtimal vermiyorum. İzzet Özgenç'e dönüyorum. Hukuka geri dönün. Bu iki kaideyi işletin. Zaten içeride kimse kalmaz. Seçim gecesi senaryoları konulu manşeti böylelikle noktalıyoruz. Yarın haftanın son manşetinde görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.